Birazdan puanlarınızla birlikte yorumlarınızı da alacaksınız. Bu arada puanlamaya geçmeden önce bizim gözümüze takılan bir iki detay var. Onu paylaşmakta fayda var diye düşünüyorum yorumdan önce. Söylemek ister misiniz? Aslında herkes belki de görmüş olabilir. Biz bir arkadaşımız sosunda aslında yenmeyen bir ürün gördük. Yani şöyle yenmeyen tabii ki. Gıdayla normalde teması olabilen ama tabii ki tüketmeyeceğimiz bir üründü. Berat'ın sosunda tereyağının streci vardı. Biz onu buraya ayırdık, biz bir gördük. Burada da... Nasıl böyle bir hata yaptın Berat? Şöyle bir şeyimiz var arkadaşlar. Berat ya, nasıl bu hatayı yaparsın? Kırmızı takım! Evet. Olur öyle şeyler Berat. Olabiliyor ya. Olabilir. Buradan ya, telaş içerisinde tabii ki. Olur mu öyle şeyler? Şöyle gösterelim. O lezzet katmaz ki ama. Bu arada olabilir lezzet katmaması ya, gereken bir şey. Yani ilk başta söyledik, hijyen çok önemli. Burada stres yönetimi çok önemli. Evet. Mutfağın zaten en büyük olayı. Çok tabii ki stres olabilirsiniz ama sakin bir çalışma olmalı. Berat yemeği ne koyacağını şaşırdı herhalde. Malzemeleri unuttu. Ekstradan bir de streç alıp koymuş içine. Lezzet kaçacağını düşünmüştür kardeşim. Adana'da böyle mi yapılıyor bilmiyorum da. Yakalandım. O yüzden bu arada hepimiz öğreniyoruz. Biz de bazen siparişler çok yoğun olabiliyor. İşte müşteriler ya da misafirler çok hızlı zamandan hızlı bizden yemek isteyebiliyor. Çok bekledim gibi devamlı şikayet. Bu arada siz de yapabiliyorsunuz. Restorana oturup ya 10 dakika oldu, yarım saat oldu gibi. İster istemez mutfak strese giriyor. Ama orada da sakinliği korumak önemli. Soğukkanlı olmak evet, lazım. Yani. Yani mutfağın en büyük kuralı o. Tabii ki stresi yapacağız ama mümkün olunca fokuslanmalıyız. Ben bir iki arkadaşta gördüm. İşte farklı kesme tahtasında farklı ürünleri doğrama gibi. Yani bunlara tabii ki dikkat edeceğiz. Aynı TC ekibi nasıl biliyorsanız bu kuralları da bilmek zorundasınız. Bir ekim daha var, bir ekleme daha. Kadir son anda bir şey attın mı tabağa? Ben mi? Evet. Yo. Bir katkıda bulunduğum bir ot var mıydı? Üstüne bir süs sanki. Hiç elimi değdirmedim. Ha, biz gördük sanki. Belki oradan otlara bakmış olabilirim ama elimi tabağa hiç sürmedim. Peki gözümüzden kaçmadı. Evet, onu da bilelim. Elimi tabağa hiç sürmedim. Peki. Buyurun şefim. Yorumlar ve puanlar lütfen. Evet. Sıralama Berat'tan gitti. Yine Berat'tan devam edelim. Evet Berat. Senin dediğin gibi hijyen biraz problemliydi. Temizlikle alakalı biraz sıkıntımız vardı. Ve ben çok iyi yönettiğini düşünemiyorum. Yani tabağın bu arada lezzeti güzel. Onda sorun yok ama o orkestra çok iyi yönetilmediğini düşünüyorum. Ama tekrar tebrik ediyorum. Lezzet çok iyiydi. Senin puanın? 4.